Merhabalar sayın seyirciler. Parantez programından yeni bir günde karşınızdayız. İlk günden başlığımız Avrupa Birliği olacak. Avrupa Birliği zirvesine bir gün kaldı. Tabii Avrupa Birliği zirvesinden Türkiye ile ilgili çıkacak karar dikkat çekici bir yere sahip. Türk siyaseti de bu noktada Avrupa Birliği ile alakalı diyalog çağrılarını yinelerken dün dikkat çeken bir ziyaretçi vardı Türkiye'ye. Özellikle Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çavuşoğlu ile görüşmeleri dikkat çeken bir yere sahip. Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri noktasında Avrupa Birliği başlığını konuşacağız. Tabii Avrupa Birliği ile ilişkilerini sekteye uğratmadan aslında daha da ilerleterek devam ettirmek isteyen siyaset Avrupa Birliği'ne diyalog mesajları gönderirken Türkiye'den Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan çok dikkat çekici bir çağrı geldi. Özellikle 10 Aralık'ta Azerbaycan'da Karabağ zaferi kutlamalarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın da davet edilmesi çağrısında bulundu. Üç Cumhurbaşkanı'na da bu çağrıda bulundu. Tabii ki Avrupa Birliği meselesini konuşurken Kıbrıs'la ilgili bu çağrı nasıl bir yere sahip? Bunu da konuşacağız. Dün konuşmuştuk. Kritik bir öneme sahip bu çağrı ama Avrupa Birliği ilişkileri açısından da bu meseleyi okumak, değerlendirmek lazım. Asgari ücret meselesi tartışılmaya devam ediliyor, konuşuluyor. Tabii tespit komisyonunun bir araya gelmesi asgari ücret ne kadar olacak sorularını da beraberinde getiriyor. Tabii biz Türkiye ekonomisi ekseninde bu meseleyi değerlendireceğiz. Ekonomi başlığı ile beraber araştırmacı yazar Hasan Hüseyin Tekin konuğumuz. Efendim hoş Hoş geldiniz. bulduk, sağ olun. Avrupa Birliği ile başlayalım isterseniz. Sayın Baş'ın mesajını ardından verelim. Sayın seyirciler, Avrupa Birliği Türkiye hakkında yaptırım kararı alacak mı? Tabii bu sorunun cevabı Cuma günü Brüksel'de yapılacak liderler zirvesinde belli olacak. Liderler önceki gün Dışişleri Bakanları toplandı. Haberini dün vermiştik. Toplantı sonrasında yapılan açıklamalarda yaptırımların yolda olduğunu gösterirken Türkiye diyalog çağrısı yapmaya devam ediyor. Bakalım ayrıntılarda neler var. Gözler Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Perşembe ve Cuma günleri yapacakları zirvede. Brüksel'de yapılacak zirvenin ana gündemi Türkiye olacak. Liderler Doğu Akdeniz ve Kapalı Maraş sebebiyle Türkiye için hazırlanan yaptırım paketini karara bağlayacak. Liderlerden önce Dışişleri Bakanları toplandı ve ön görüşme yaptı. Toplantı sonrasında önemli açıklamalar geldi. Good afternoon. Today the council... Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye hakkında kararı Avrupa Birliği liderlerinin vereceğini söylerken, Avrupa Birliği dönem başkanı Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya temelde Avrupa Birliği'nin Türkiye ile diyaloğa devam etmesi gerektiği görüşündedir. Bu yüzden Almanya, son haftalarda Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasında uzlaşmaya varmak için çok fazla çalışma yaptı. Ama maalesef bu başarıya ulaşmadı. Zirvede bir karar alınacak, tekrarlanan Türk provokasyonları oldu. Bu nedenle Avrupa Birliği zirvesi bunun nasıl ele alınacağına karar vermek zorunda dedi. Bir açıklamada yaptırım cephesinin liderliğini yapan Yunanistan'dan geldi. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanları zirvesinde Türkiye'ye bir karşılık verilmesi gerektiği netleştirildi derken Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türk-Yunan anlaşmazlıklarını Türkiye-Avrupa Birliği anlaşmazlığına dönüştürmeyi başardık dedi. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yaptırım hazırlığı sürerken Türkiye ise diyalog çağrılarına devam ediyor. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjártó ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ile sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebiliriz dedi. İşbirliği pozitif bir zeminde artar. Bu pozitif zeminde pozitif zemini oluşturmak için de negatif unsurlardan uzaklaşıp pozitif adımları atmamız lazım. Karşılıklı olması gerekiyor. Biz de işte bu anlayışla AB ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bunu yarın zirve var, gündemde yaptırım konuları var ya da konuşuluyor diye söylemiyoruz. Her zaman bunu söylüyoruz. Açıkça söylüyoruz. Ve Türkiye olarak tam üyelik perspektifiyle ilişkilerimizi her zaman geliştirmek istedik. Bu böyle oldu mu? Olmadı. İnişler çıkışlar oldu. Maalesef tabii sadece AB politikası değil, bazı üye ülkelerde kendi ikili sorunlarını ya da Türkiye ile olan meselelerini Avrupa Birliği'ne ithal ediyorlar.
Bir haber daha verelim. Aslında Avrupa Birliği ekseninde konuşacağız ama Kıbrıs meselesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başlığı çok önemli bir yere sahip. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş yaptığı çağrıyla birlikte Azerbaycan'ın 10 Kasım olarak ilan ettiği Karabağ Zafer Günü'nü 8 Kasım'a alınmasını sağlamıştı. BDP liderinden yeni bir hamle daha geldi. Hüseyin Baş, Azerbaycan'ın 10 Aralık'ta Bakü'de yapacağı uluslararası düzeydeki Karabağ Zafer Kutlaması'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de Cumhurbaşkanı düzeyinde davet edilmesi gerektiğini ifade etti. Azerbaycan, Ermenistan karşısında elde ettiği Karabağ zaferi için görkemli bir kutlama töreni hazırlıyor. 10 Aralık'ta başkent Bakü'de yapılacak törene başta Türkiye ve Orta Asya Türkiye Cumhuriyetleri olmak üzere pek çok ülke liderleri de davet edildi. Büyük bir katılımla uluslararası düzeyde yapılacak tarihi kutlamaya ilişkin en dikkat çekici adımsa Bağımsız Türkiye Partisi'nden geldi. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş kutlamalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de davet edilmesi gerektiğini belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı etiketleyen Hüseyin Baş, 10 Aralık'ta Azerbaycan'da yapılacak olan Karabağ Zaferi kutlamalarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti de Cumhurbaşkanlığı düzeyinde davet edilmelidir. Haydi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdığımızı bir kez daha dünyaya gösterelim ifadelerini kullandı. Paylaşımında 3 devlet 1 millet etiketini de kullanan BTP liderinin bu çağrısı büyük yankı uyandırdı. Hüseyin Baş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği gün olan 10 Kasım'ı Karabağ Zafer Günü ilan etmesinin ardından bayrakları yarıya indirdiğimiz gün öte yandan zafer mi kutlayacağız? Karabağ Zaferi, Türk'ün milli mücadelede ilham kaynağı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e armağan edilmelidir açıklaması yapmış ve bu açıklamanın ardından Aliyev Zafer Günü'nü 8 Kasım olarak değiştirmişti. BTP lideri Hüseyin Baş'ın tarih değiştiren bu çağrısı Türkiye'de olduğu kadar Azerbaycan'da da büyük destek bulmuş ve ülkenin önde gelen siyasetçileri ve akademisyenleri yaptıkları açıklamalarla Hüseyin Baş'a hassasiyetinden dolayı teşekkür etmişti. Evet Hasan Bey, Avrupa Birliği başlığıyla başlayalım isterseniz. Özellikle dün Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı'nın Türkiye ziyareti, önceki gün yapmış olduğu ziyaret dikkat çekici bir yere sahip ama Macaristan yetkilinin ifadesi bir bölümü benim dikkatimi çekiyor. Diyor ki Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir diyor. Türkiye Avrupa Birliği ülkesi değil. Bu manada Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri de aslında buna benzer ifadelerle beraber, işte Merkel de bunu çok ciddi anlamda dile getiriyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin güvenliğini sağlayan, önemli fedakarlıklar gösteren ve bir ilişkilerin kesilmemesi gereken önemli bir yere sahip olduğuyla alakalı açıklamalar yapıyor. Şimdi bu hem yaptırım ile karşı karşıya kalan Türkiye, Avrupa Birliği'ne girmekten vazgeçmeyen Türkiye, fakat Avrupa Birliği içerisinde Türkiye istemeyen bir Avrupa'da karşımıza duruyor. Bunlar nasıl oluyor? Yani birbiriyle zıt olan durumlar bunlar ama nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle görünse bile neticede Avrupa Birliği bir hani NATO şemsiyesiyle korunuyor. Yani Avrupa Birliği ülkeleri aynı zamanda NATO üyesi ülkeler olarak da biliniyor, tanımlanıyor. Yani bu birliğin içerisindeler. Onların kastettiği şey tamamen Rusya ve Rusya'dan gelecek tehlikelere karşı Avrupa Birliği'ni koruyan bir Türkiye'yi tarif ediyorlar. Çünkü Türkiye'nin Güneydoğu Asya, Güneydoğu Avrupa yani kanadını temsil ettiğini ve Türkiye'nin işte hem Rusya'ya yakın olduğunu, o hududu efendim koruduğunu hem işte Kafkaslar'da işte İran'a karşı, Suriye'ye karşı yani Irak'a karşı bir duvar olduğunu, bir set olduğunu ifade etmek için söylüyorlar. Tabii bunu zaman zaman gelen mülteciler için de söylüyorlar. Şöyle düşün, eğer Türkiye olmamış olsaydı 5 milyon mülteci nereye gidecekti? Avrupa'ya gidecekti. Bunu da kastediyorlar. Yani bu mültecilerin Türkiye'ye gelmesi, dikkat edin sık sık gündeme geliyordu. Hatta geri kabul anlaşmaları yapıldı. İşte Türkiye 6 milyar euro verilecekti. Verildi, verilmedi konusu da muallakta. Bu da bilinen bir konu değil. İşte hükümet verildi diyor, verilmedi diyor. Yani biz tam bilmiyoruz. Ama netice itibariyle Türkiye'yi Avrupa'ya girmeden önce son durak olarak görüyorlar. Yani nereden göç dalgaları geliyor Avrupa'ya göç dalgaları nereden geliyor? Afganistan'dan.
İran'dan, Irak'tan, Suriye'den değil mi? Yani Batı Asya'dan ve bu göç dalgaları nerede durduruluyor? Türkiye'de durduruluyor. Türkiye'de bunu kabul etmiş görünüyor. Yani eğer Türkiye olmamış olsaydı şu anda 5-6 milyon kontrolsüz mülteci tamamıyla Avrupa'ya akacaktı. Türkiye bunlara yol vermiyor, önlerini kesiyor ve Türkiye'de yaşamalarına razı oluyor. Yani bunu kabul ediyor. Böylece Avrupa'nın güvenliği iki şekilde sağlanıyor. Hem NATO çerçevesinde Rusya'dan korunmanın bir yolu olarak görülüyor. Hem de hani insani akımlar veya işte bu kontrolsüz göçlerle beraber Avrupa'yı tehdit etmesi muhtemel bu hareketler, göç hareketleri Türkiye sayesinde önleniyor. Türkiye burada Avrupa'nın bu işte. Yani bu işte Türkiye burada tabii burada Türkiye kaynak ülke değil. Hani buradaki göçmenler Türkiye'den gitmiyor. Bunlar, Türkiye transit ülke. Türkiye'nin herhangi bir karı yok tabii. Türkiye'nin zararı var. Ve bu zarar karşılanmıyor. Türkiye bunu Avrupa Birliği adına yapıyor. Avrupa Birliği istediği için yapıyor aslında. Merkel de bunu unutmuyor. Yani ve Türkiye'yi burada önemsiyor. Çünkü eğer Türkiye olmamış olsaydı, yani Türkiye bu kararları almamış olsaydı, ikna olmamış olsaydı, kontrolsüz göçmenlerin çok büyük bir kısmı özellikle Almanya'ya gidecekti. Bu yüzden Almanya yarın yapılacak, başlayacak zirvede Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına sıcak bakmıyor. Mesela Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına sıcak bakmayan ülkeler hangileri? İşte dediğiniz gibi Macaristan var başta, Almanya, İtalya, İspanya, Malta ve Polonya var. Türkiye karşıtı olarak tabii başı çeken ve Türkiye'yi en başta şikayet eden Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle beraber Fransa en ateşli karşıtlar ve bu iddiaları gündeme getirenler, Türkiye'nin cezalandırılmasını isteyen ülkeler bunlar. Bunların yanında kim var? Avusturya, Lüksemburg, Slovenya, Slovakya, Belçika, İrlanda, Danimarka, Hollanda. Yani önemli bir grup var karşımızda. Şimdi Almanya yanında işte İtalya ve İspanya hani dişe dokunur diğer ülkeler. Hani Macaristan, Malta, Polonya'nın çok fazla etkisi yok. Almanya, İtalya ve İspanya'nın bu dalgaları ne kadar karşılayacağını yarın göreceğiz, öbür gün göreceğiz, onu da konuşuruz. Fakat burada çok önemli bir şey var. Yunanistan Başbakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki, biz dedi bu meseleyi, yani Akdeniz'deki meseleyi, Ege'deki meseleyi, işte kıta sahanlığını, hani Türk-Yunan meselesi olmaktan çıkarıp Türk-AB meselesine getirdik. Yani artık mesele Türk-Yunan meselesi değil, Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir meseledir artık. Siz zaten dikkat edin, baştan beri bunu ifade etmeye çalışıyorduk. En büyük tehlike de bu. Aslında Kıbrıs meselesi Türkiye ile Rumlar arasında, Türkiye ile Yunanistan arasında. Biz Rumları da kabul etmiyoruz. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasındadır aslında. Değil mi? Garantörlük anlaşması bu. Efendim Ege meselesi Türkiye ile Yunanistan arasındadır. Orada Rumlar da yok. Bak şu an geldiğimiz noktada bu mesele Avrupa Birliği'nde konuşuluyor. Ve bu meseleden dolayı biz yaptırımla, cezalandırmayla karşı karşıyayız. Bu Yunanistan'ın elde ettiği çok büyük bir kazanımdır. Yani Yunanistan artık bizimle masaya oturmuyor. Yani biz de artık Avrupa Birliği'ye oturuyor. Dolayısıyla bizim işimiz daha zor burada. Buraya maalesef çevirdiği meseleyi. Tabii biz Avrupa Birliği'nde olmadığımız için veto hakkımız yok orada. Ama onların her türlü konuyu veto etme hakkı var. Onun için burada yarın bekleyip göreceğiz. Peki Kıbrıs meselesine geçelim isterseniz. Bu Kıbrıs başlığı önemli bir yere sahip. Siz de Akdeniz meselesini, Doğu Akdeniz meselesini konuştuğunuzda özellikle Kıbrıs ile alakalı önemli hatırlatmalar yapmıştınız. Şimdi bugüne gelindiğinde Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başbey'in aslında ikinci çağrısı bu. Birinci çağrısı 10 Kasım ile alakalıydı. İkinci çağrısı ise 10 Aralık ile alakalı. Ve üç devlet tek millet vurgusunu yaparak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'daki işte Karabağ zaferine davet edilmesi, devlet seviyesinde, devlet düzeyinde, devlet protokolü seviyesinde davet edilmesini istiyor. Şimdi Avrupa Birliği Kıbrıs'taki Türkleri işgalci olarak görüyor. Yani bu fikrinden vazgeçti mi ben bilmiyorum. Hala devam kesinlikle ediyor. Kesinlikle tabii. Devam ediyor. Kıbrıs'ta Türkiye işgalci gören Avrupa Birliği ile alakalı bu kritik bir dönemece girmişken bu süreç Türkiye'de Avrupa Birliği, Türk siyaseti de Avrupa Birliği ile alakalı ciddi anlamda bir
stratejik hedef, stratejik bir politika ortaya koymuşken bu çağrıyı nasıl değerlendirmek lazım? Bu Türk siyasetinin bugünkü durumunu kurtaracak bir çağrı mı, yoksa Avrupa Birliği noktasında stratejik hedef belirleyen siyaseti zora sokacak bir çağrı mı? Bu açıdan da okumak gerekir herhalde. Siz bu çağrıyı nasıl, dün konuşmuştuk ama bu açıdan da değerlendirmenizi rica ediyorum. Tabii Hüseyin Baş Bey'in bu çağrısı aslında Yunan-Rum tezine karşı çok önemli bir mahiyet taşıyor. Nasıl ki Rumlar ve Yunanlar efendim bu meseleyi kendi meselesi değil Avrupa meselesi haline dönüştürdülerse, Türkiye'de Kıbrıs meselesini, Ege meselesini efendim müzakere ederken, konuşurken arkasına bazı ülkeleri almak zorunda. Yani bunu tek başına yapamaz. Çünkü karşıda ciddi bir ittifak kurulmuş durumda. Ki bu hani bugün yanımızda yer alan ülkeler de çok rahatlıkla yarın karşımıza da geçebilir. Hani bunlara da güvenmiyoruz tabii. Yani Almanya devamlı bizi savunacak değil, İspanya savunacak değil. Buradaki müttefiklik de kaygan bir zeminde dolaşıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de hani meseleyi sadece Türkiye meselesi olarak değil, mesela bir Türk dünyası meselesi olarak görebileceğini veya Batı Asya'nın savunulması olarak görebileceğini veya işte konuya Rusya'yı da yanına alabileceğini unutmayalım. Yani burada Avrupalılar iyi polis, kötü polis rolü oynuyor. Yani Almanya iyi polis rolünü oynuyor, işte diğerleri kötü polis rolünü oynuyor. Ama neticede yarın Almanya çok rahatlıkla diğer ülkelerle beraber olup karşımıza da geçebilir. Hatta bu tarz bir yapılanmanın, yani ittifak veya işte yani bizim karşımızda veya yanımızda yer alan devletler olarak bunların böyle ortaya çıkması danışıklı dövüşte olabilir. Yani siz bunu gündeme getirin, biz sanki Türkiye tutar gibi yapıp ondan birçok taviz koparalım. Zaten ilk taviz ortaya çıktı. Daha zirve toplanmadan Oruç Reis gemisi Antalya'ya çekildi. Bence bu ilk tavizdi. Evet. İkincisi ne oldu? Hükümetimiz efendim Avrupa'ya çok böyle güzel sözler söyledi. Rüşveti kelam babından çok güzel sözler söyledi. Bu da onların ikinci kazanımıydı. Diğer kazanımları göreceğiz. Yani bunlar bir şeyler istiyorlar bizden. Bunlar nedir acaba? Ne istiyor? Çünkü Almanya'da, İtalya'da, Polonya'da yani diğer ülkelerde şüphesiz ki Rusya'nın bu hani gaz konusunda tekel olmasına rahatsızlar. Onlar da çok memnun değiller. Onlar da ikinci bir alternatifin oluşmasını istiyorlar. Yani birisi atıyor, birisi tutuyor diyelim. Şimdi burada Sayın Hüseyin Baş aslında Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in çizgisini devam ettiriyor. Çünkü Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey ne demişti? İşte Kasım 2013'te efendim yapılan Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nde değil mi? Kıbrıs'ta, Lefkoşa'da yapılmıştı. Kıbrıs'ın tanıtılması lazım. Kıbrıs'ın yeraltı, yerüstü kaynaklarının, petrol ve doğalgaz kaynaklarının işletilmesi lazım şeklinde önemli bir karar çıkmıştı. Şimdi bunun devamında da bakın artık yeni fırsatlar çıkıyor. Şimdi hep ifade ediyoruz, dış politikada statik bir durum yok. Devamlı gelişen dinamik olaylar var ve bu olaylardan istifade etme efendim ilkesi, kuralı çok önemlidir. Dolayısıyla Sayın Hüseyin Baş da şimdi diyor ki, bakın önümüze yeni bir fırsat çıktı. Madem ki Azerbaycan bir efendim zafer kazandı, tam da 10 Kasım'da, efendim affedersiniz 10 Aralık'ta bu kutlama yapılacak. 10 Aralık'ta da ne var? Yani yarın Avrupa Birliği zirvesi var. Evet. Biz de 10 Aralık'ta ne yapalım? Azerbaycan'da toplanalım, Kıbrıs'ta yanımıza alalım ve biz de diyelim ki kardeşim siz bize yaptığını falan uygulayamazsınız. Biz de burada büyük bir gücüz. Karabağ'ı yenmişiz, yani almışız. Ermenistan'ı yenmişiz. Sizi yenmişiz. Fransa'yı yenmişiz. Yani bu zirve de bir noktada bu zaferin de revanşını almak isteyen Avrupalılara da iyi bir cevap olabilir. Hani Kıbrıs'ı Türkiye yanına alırsa, Bakü'de bir gövde gösterisi yapılırsa Türk dünyası olarak, ki oraya sadece Türkiye katılmayacaktır tahminim, diğer Türk devletleri de katılacak. Efendim orada bir gövde gösterisiyle, yani Ermenistan'a karşı kazanılan bu zaferin efendim Yunanistan'a karşı da kazanılabileceği, efendim yani masada kazanılabileceğinin sinyali verilmesi lazım. Bakın zaten Batılılar iki tane devlet kurdu. Bir tanesi doğumuzda, birisi de batımızda. İkisi de proje devlettir. Yani Yunanistan doğumuzda, batımızda kurulan proje bir devlettir. Batılılar tarafından 1830 yılında kuruldu. Ermenistan da yine Batılılar tarafından kurulmuş, yine bir proje bir devlettir. Yani ikisi de Türkiye'yi biri batıdan biri doğudan sıkıştırmak, efendim rahatsız etmek, efendim belli taleplerde bulunmak ve devamlı efendim Batılıların hani müdahale alanı olabilen olan ülkeler.
Bir tanesi de neydi? Kürdistan'dı. Tasarladıkları o olmadı. Aslında Ermenistan projesini de Atatürk çöp tenekesine attı. Fakat Sovyetlerin kurulmasıyla Stalin böyle bir kurgu devlet ortaya çıkarttı daha sonra. Şimdi burada baktığınız zaman bir tanesini, şimdi bu kurgu devletin bir tanesini darma duman ettik. Azerbaycan'la beraber. Şimdi diğer kurgu devleti de bizim darma duman etmeniz yine beraber olmamıza bağlı. Bu sefer Azerbaycan yanımızda duracak. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanımıza alacağız. Ve bu kurgu devleti de hak ettiği, kurgu devleti hak ettiği, layık olduğu cevabı da vermemiz lazım. Onun için yani Türkiye burada nasıl ki Yunanistan ve Rum kesimi Avrupa Birliği'ni yanına aldı, biz de hani orada hani Avrupa Birliği kadar organize olmasa bile, hani bu kadar belki hani ortak bir para birimi, ortak bir sınır olmasa dahi Türk dünyasını ve diğer ülkeleri yanına alıp burada bir mücadele verebilir. Hasan Bey, siz bu cevabı vermesi gerekir diyorsunuz, fakat siyaseti de analiz etmeniz açısından soruyorum. Türk siyaseti bu cevabı vermek istiyor mu sizce? Yani işte çünkü siz, özür dilerim, şu şekilde yani veremez. Siz Cumhuriyet tabii. Bayramı kutlamalarında, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında da aynı çağrıyı yapmıştınız. Bu çağrılarınız netice bulmadı siyasette. Yani bu, eğer 30 Ağustos'ta gereken adım atılmış olsaydı, Türkiye bu çıkışıyla beraber Atatürk'ü merkeze koymuş olsaydı işler daha da farklı bir tarafa giderdi demiştiniz. Şimdi siyaset bunu, bu cevabı vermek, bu adım atmak istiyor mu yani dünden bugüne bakacak olursak? Ya şu, böyle bir projesi yok yani, böyle bir düşüncesi yok. Biz gazeteci olarak burada tavsiyede bulunuyoruz sadece. Düşüncelerimizi ortaya koyuyoruz. Yani dış politikanın tabiatında, hamurunda bu var. Yani dış politikanın hamurunda doğru ittifaklar kurmak veya doğru ittifaklar içerisinde yer almak var. Yani bunu yapamadığınız zaman Allame-i Cihan olsan hiçbir şey yapamazsınız. Yani en güçlü devletler bile doğru ittifak modelini kuramadıkları zaman tarihte sahnesinden de yok olurlar. Bakın bu çok tehlikeli bir durumdur. Dolayısıyla bakın Yunanistan ne diyorum kesimiyle biz doğru bir ittifak modelini bulduk. Avrupa Birliği içerisine girdik ve hani sadece bu devletler Avrupa Birliği'ni yanlarına almadılar. Mısır'ı da aldılar, İsrail'i de aldılar yanlarına, değil mi? Hafter de yanlarında şu anda, yani Libya'nın önemli, ama evet, onu da unutmayalım. Hafter de onların Libya'ya yanında. Libya'ya kimse konuşmuyor ama. Tabii. Hafter de yanlarında. Yani Libya da yanlarında. Yani yarın bir gün Kuzey Afrika merkezli bir toplantı veya bu hani Akdeniz'de kıyıdaş olan ülkeler bir toplantı yapsalar, böyle bir zirve yapsalar, burada efendim Libya'yı da karşımızda bulacağız biz. Efendim Mısır'ı karşımızda bulacağız. İsrail zaten karşımızda. Suriye'yi karşımızda bulacağız. Bakın bunları unutmayalım. Dolayısıyla Türkiye burada hani bir ittifak modeli bulmak zorunda. Bakın Profesör Doktor Haydar Baş Bey hep buna işaret etti. Ömrü boyunca hep buna işaret etti. Yani şu anda içinde bulunduğumuz veya bulunduğunu zannettiğimiz ittifak modeli bizim karşımızda. Yani biz NATO'nun içinde olduğumuzu söylüyoruz. NATO'nun içindeyiz fiilen, hukuken, bağlayıcı birçok efendim unsur var. Fakat NATO'nun bize faydası yok. NATO, yani şu an bize karşı olanlar, bize yaptırım uygulamak isteyenler aynı zamanda NATO üyesi ülkeler. Evet. Şimdi Avrupa Birliği üyesi olmak istiyoruz. Birçok taviz verdik. Fakat Avrupa Birliği bize yaptırım uyguluyor. Şu an bunu konuşuyoruz zaten. Peki sizce biz doğru bir ittifakta mıyız? Yani Türkiye üzerinde hesabı olanların güvenini sağlayan bir Türkiye, o zaman testlerin ağzındaki ülke mi Türkiye? Yani şu anda doğru bir ittifakta mıyız? Yani, cevap hayır. Bunu kim söyleyebilir yani? Tabii. Şimdi o zaman bizim hani aklın gereği, siyasetin gereği, güvenliğin gereği, güvenlik efendim bazı unsurlardan oluşur. Güvenlik sadece silah, top, tüfek değil ki, İHA, SİHA değil ki. Güvenlik dediğiniz kavram birçok efendim bileşeni veya birçok unsuru beraberinde getirir. Yani birçok unsurdan oluşur. Yani bir tanesi enerji güvenliğidir. Bakın şu anda Doğu Akdeniz'de koparılan kavganın altında bu var. Şimdi biz madem ki doğru bir ittifakta değiliz, o halde doğru bir ittifak modelini araştırıp bulalım. İşte Sayın Hüseyin Baş'ın teklif etti efendim şey bu işte. Diyor ki arkadaşlar biz aklımızı başımıza koyalım, toplayalım ve doğru bir ittifak modelini ortaya koyalım. Bu ittifak modeliyle hani fiili bir durum oluştu. Fiili durumda biz Ermenistan'ı mağlup ettik Azerbaycan'la beraber. Orada bizim büyük payımız var, değil mi?
Hem stratejik olarak hem coğrafya olarak. Biz coğrafya olarak da Azerbaycan'a çok büyük yardım yaptık. Farazı Ermenistan'ın komşusu Türkiye değil de Fransa olsaydı ne olurdu? O savaşı Azerbaycan kazanabilir miydi? Hayır. Bakın çok önemli bir şey bu. Dolayısıyla biz yani bölge ülkesi olduğumuz için Azerbaycan burada çok büyük bir avantaj. Yani kendi mahallemizde savaştık. Evet. İki, biz Azerbaycan'ın yanında durduk. Azerbaycan o güvenle savaştı. Ermenistan tarafında Fransa duramadı. Duramadı. Yani Rusya zaten durmadı. Dolayısıyla biz bu modeli neden geliştirmeyelim? Yani bu modelin yanına niye bir Kıbrıs'ı katmayalım? Bu modelin yanına neden bir İran'ı katmayalım? Neden bir Özbekistan'ı katmayalım? Neden bir diğer ülkeleri katmayalım? Rusya'yla da beraber bazı konularda neden anlaşmayalım? Çünkü bu artık bize, hani bizi buraya doğru itiyorlar bunlar. Şimdi Rusya örneği veriyorsunuz da bu mümkün mü Hasan Bey? Yani bir tarafta Avrupa Birliği'nin güvenliğini sağlayan, yani mülteci açısından sağlayan Rusya'ya karşı Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin güvenlik ülkesi olan Türkiye, bir taraftan da kendi bölge politikalarını hayata geçirebilmek için Rusya ile beraberliğini, bu çok tehlikeli bir süreç değil mi? Yani bir tarafta Avrupa Birliği'ne karşı Rusya'nın karşısında, diğer tarafta kendi politikalarını hayata geçirebilmek için Rusya ile birlikte. Peki şu daha tehlikeli değil mi? İttifak içerisinde olduğunu zannettiğimiz ülkelerin bize yaptırım uygulamaları daha tehlikeli değil mi? Yani bunu nereye koyacağız? Yani şimdi biz öyle bir, şimdi biz kendimizi kandırıyoruz. Şimdi biz artık kendimizi kandırmamamız lazım. Bu şaka kaldıran bir şey değil. Şimdi ittifak içerisinde yer aldığını zannettiğimiz birçok istihbaratımızı bilen, askeri sırlarımızı bilen, öyle ya, NATO'nun içerisindeyiz. Güvenliğimizin her türlü noktasını bilen, ona vakıf olan ülkeler bize savaş açmış durumda. Yani psikolojik, siyasi savaş, soğuk savaş değil mi açmış durumdalar. Bu çok net ortada. Yani bunlarla ittifakı devam ettirmenin uzun vadede bize bir faydası var mı? Hani biz bunlarla savaşalım demiyoruz. Onlar bizimle savaşıyor şu anda. Evet. Onlar şu anda bizimle savaşıyor. Yani neden bir aklın başında ülke çıkıp da arkadaşlar, bu Türkiye soğuk savaş yıllarında yanımızda durdu. Sovyetler Birliği'ne karşı NATO'nun Güneydoğu kanadını temsil etti. Hani bizim tabirimle Serhat şehri, Serhat ülke oldu, sınır oldu. Yıllarca NATO'nun bekçiliğini yaptı. Sovyetlerin o yayılmacı politikalarına karşı durduğu, İkinci Dünya Savaşı'nda da Almanları ülkesine sokmadı, tarafsız kalarak bize de yardımcı oldu, güvenliğimizi sağladı. Niye demiyorlar? Veya işte çok daha yakın bir zamana gelirsek, Suriye'de bu kadar mülteci tuttu, yani Suriyeli bu kadar mülteciyi tuttu, bizim güvenliğimizi sağladı, bütün anlaşmalara sadık kaldı. Gümrük Birliği'ni imzaladı, onu yaptı, bunu yaptı. Bizim Batı'nın doğuya açılan kapısı, bu kadar önemli bir ülke denerek neden Türkiye bir sandalye, bir konum verilmiyor? Demek ki bundan bir iş, vefasızlık var ve burada bir doku uyuşmazlığı var. Bu asla olmayacak. En haklı olduğumuz konularda dahi Avrupa Birliği yanımızda durmadı. Yani şu kesin olan bir şey artık. Yani biz bunu İnanın tartışmaya bile gerek yok. Şu anda Türkiye çok yanlış bir ittifak modeli içerisinde yer alıyor. Ve bu müttefik diye kabul ettiğimiz ülkeler şu anda bizi yemeyle, parçalamayla, bizim çıkarlarımızı çiğnemeyle uğraşıyor. Biz halen eğer ya biz burada devam edeceğiz, bizi kabul edin dersek bunun sonu iyi olmaz. Yani bizim güvenliğimiz açısından, çıkarlarımız açısından son derece zehirli bir ilişki içerisindeyiz. Bakın zehirli bir ilişki içerisindeyiz. Bu bizi zehirler. Onun için Türkiye Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in bakın bütün çabası neydi? Türkiye'nin bağımsızlığının, yani Türkiye'nin bağımlılığının azaltılması, sıfırlanması. Çünkü Türkiye öyle bir yerde yer alıyor ki bakın hep konuştuğumuz şey, yani Rusya'nın yanında da yer alamıyor bu haliyle. O da tehlikeli. Başka ülkelerin güvenliğini başka ülkelere teslim edemeyecek kadar kıymetli bir yerdeyiz bakın. Yani Türkiye başka ülkelere benzemiyor. Şimdi bazı ülkeler var, sadece bir ülkeyle sınırı var. Mesela bir tane ülke ve iki tane ülke arasında kara sınırı var, o kadar. Şimdi bu ülkeler o ülkelere mahkum. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok güvenliğinizi. İki tane ülkeyle anlaştığınız zaman güvenliğinizi sağlıyorsunuz. Ama Türkiye öyle değil ki. Kafkaslar'da İran'la sınırı var. Kafkaslarla sınırı var değil mi? Kuzey Kafkasya. Artı bize göre kuzey, onlara göre güney tabii.
Suriye ile sınırım, Irak'la sınırımız var. Gel bu tarafa, Akdeniz'e en uzun kıyısı olan ülke biziz. Kıbrıs zaten bizim sınırlarımız. Güney Kıbrıs'la sınırımız var. Bu tarafta Yunanistan'la, adalarla, yukarıya çık Bulgaristan'la, Yunanistan'la, Karadeniz, yani boğazlar bizim elimizde. Yani bu kadar stratejik bir yerde bulunan Türkiye'nin hani savunulması ve hani güvenliğinin sağlanması, bir uydu devlet veya bir ittifak içerisinde yer alan sıradan bir ülkeyle sağlanması mümkün değil. Bunu zaten bütün strateji uzmanları çok iyi biliyor. Yani Türkiye'nin bu coğrafyada beka meselesini halledebilmesi için bağımsız olmak zorunluluğu var. Bu zorunluluk coğrafyasından kaynaklanıyor. Ya mesela şöyle diyelim, Slovakya mesela, iki tane ülke var zaten. Slovenya, Çek Cumhuriyeti ile Çekos, işte o yanında hangi ülkeler? 2-3 tane ülkeyle, yani bunun artık hani stratejik bir tarafı yok. Polonya'nın bitti, şeyin bitti. Mesela Hollanda, Almanya ile Belçika ile komşu, ne olabilir yani? Almanya'ya tekrar bir savaş çıkartmadıktan sonra 1000 sene orada kalır, hiçbir problem olmaz, hiçbir sınır problemi olmaz, hiçbir, değil mi? Kavga olmaz, gürültü olmaz. Ama biz öyle değiliz ki. Yanımızda İran var, yanımızda Irak var, Suriye var, Ermenistan var. Yani hepsinde savaş oldu. Bakın, İran-Irak savaşı oldu, halen İran'ın vurulması söz konusu. Ermenistan-Azerbaycan savaşı dün oldu. Suriye savaşı devam ediyor. Irak savaşı devam ediyordu, değil mi? Kıbrıs'ta savaş oldu 74 senesinde en son. Yunanistan'la savaştık. Efendim, Sovyetler Birliği varken onlarla çekiştik, durduk. Yani çok farklı bir coğrafyadayız. Çok farklı denizlerle ilgili problemlerimiz var. Deniz sınırları ile ilgili. Yani dolayısıyla Türkiye'nin hani bir ittifak içerisinde alelade bir ülke olarak durma gibi bir lüksü yok. Böyle bir şey yaptığı zaman Türkiye güvenliğini sağlayamıyor. Bu çok net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Onun için Türkiye'nin bağımsız bir devlet olması lazım. Yani bağımsız demek kastım şu, hani Türkiye bağımsız değil mi? Evet, Türkiye'nin bayrağı var, ordusu var, İstiklal Marşı var, parası var. O anlamda bağımsız. Fakat biz siyasi sadece bağımsızlıktan bahsetmiyoruz. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığa da ihtiyacı var. Türkiye'nin sanayide de bağımsızlığa ihtiyacı var. Tarımda da bağımsızlığa ihtiyacı var. Cari açığının olmaması lazım. Türkiye'nin borcunun olmaması lazım. Türkiye'nin işsizliğinin olmaması lazım. İşsizlik probleminin olmaması lazım. Ya Türkiye ya çok güçlü olmak zorunda, bakın çok güçlü olmak zorunda. Eğer bir vasatın altına düşerse, yani o çizginin altına düşerse, Türkiye'nin beka sorunu belirir. Bakın. Neden? Çünkü işsizlik bizim için sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda bir terör sorunudur, değil mi? Güneydoğu'da. Şimdi Lüksemburg'da işsizlik olsa bir şey olmaz. Ama Türkiye'de işsizlik olduğu zaman terör sorunu baş gösteriyor, baş veriyor, değil mi? Mesela Türkiye'de cari açık neye mal oluyor? Bizim siyasi tavizler vermemize sebep oluyor cari açık. Başka ülkelerde cari açık sadece ekonomik bir sorundur. Ama bizde aynı zamanda siyasi ve güvenlik sorunudur. Onun için Türkiye'nin her alanda güçlü olmak gibi bir zorunluluğu var. Bu bizden kaynaklanıyor, coğrafyadan kaynaklanıyor, içinde bulunduğumuz şartlardan kaynaklanıyor. Etrafımızdaki ülkelerin efendim emellerinden, davranışlarından ve tutumlarından da kaynaklanıyor. Ama çok büyük oranda bizim içerisinde bulunduğumuz coğrafya bizi çok çok güçlü olmaya zorluyor. Dikkat edin, yaptığımız bütün yorumlarda şunu diyemiyoruz. Ya Türkiye Rusya ile beraber olsa bütün problemlerini çözer diyebiliyor muyuz? Hayır. Avrupa ile beraber olursa bütün problemlerini çözer diyebiliyor muyuz? Hayır. İşte Arap Birliği'nde yer alırsa çözer diyebiliyor muyuz? Hayır. İslam Birliği kurulursa zaten öyle bir şey mümkün değil şu anda. Hayır. İşte Türk dünyası diyoruz, orada da yeterli değil. Türkiye'nin bakın çok çok güçlü olmak zorunda olduğu bir coğrafyada yer alıyor ve ekonomiden siyasete, askeriyeden tarıma, sanayiye, yani her yerde güçlü olmak zorunda. Bakın, balıkçılıkta, denizcilikte, yani geri kalmamız bizim için çok büyük bir problem teşkil ediyor. Yani bunu eğitimde, sağlıkta, bakın her konuda. Onun için Türkiye bu modeli kuran da Profesör Doktor Haydar Baştır. Yani bunu bize anlatan, hatırlatan, Türkiye'nin bu alanlarda bağımsız olması gerektiğini, milli ekonomi modeliyle, Ehl-i Beyt anlayışıyla, Atatürk eserleriyle, Atatürk anlayışıyla ebediyete kadar burada baki kalabileceğini ifade eden Profesör Doktor Haydar Baştır. Yani bizim buna ihtiyacımız var. Buna mecburuz yani. Evet. Yoksa günübirlik bugünkü eyyamcı politikalar, işte bugün batıya kükreyen, yarın batıya efendim alttan alan,
dün efendim Yunanistan'a olmadık sözler söyleyen, bugün efendim Avrupa Birliği'ne ya ne olursunuz bizi atmayın, kurtarın, sizi seviyoruz diyen bir siyaset bu işi kotaramaz. Bakın bu çok yetersiz kalıyor. Bu anlayış çok yetersiz kalıyor. Türkiye'ye bu çok küçük geliyor. Ya bu düşünce Türkiye için yetersiz ve küçük bir düşünce. Türkiye'nin büyük düşüncelere ihtiyacı var. İşte bugün Hüseyin Başbey'in ifade ettiği şey bunu anlatıyor. Diyor ki Kıbrıs'ta yanınıza alın. Yepyeni bir bakış açısı. Evet. Türkiye'nin yepyeni bir bakış açısına ve yepyeni bir siyasete ihtiyacı var. Peki. Şimdi ekonomiye bakalım. Ekonomi ile alakalı asgari ücret meselesiyle alakalı önemli bir açıklama var. Ve aslında tarım kesimini de ilgilendiren bir haber daha var ama beraber konuşuruz bunları. Yaklaşık 8 milyon çalışanın gözü kulağı asgari ücret tespit komisyonunda. Komisyon ikinci toplantısını 15 Aralık'ta yapacak. Görüşmeler sürerken Bağımsız Türkiye Partisi'nden dikkat çekici bir çıkış geldi. BTP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Emre Polat, bizim dönemimizde asgari ücret 10 bin lira olacak dedi. Bir Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme toplantıları sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 15 Aralık'ta yapılacak. Toplantı öncesi sendikalar beklentilerini açıklarken Bağımsız Türkiye Partisi'nden dikkat çekici bir çıkış geldi. BTP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Emre Polat, bizim dönemimizde asgari ücret 10 bin lira olacak dedi. Bizim dönemimizde asgari ücret 10 bin TL olacak. Haftalık basın toplantısında konuşan Emre Polat, önce iktidar ve muhalefetin konuya yaklaşımına değindi. Parti olarak ülkemizdeki asgari ücret tartışmalarını üzülerek takip ediyoruz. 2324 TL'lik asgari ücretle işçinin karşısına çıkmaya yüzü olmayan iktidar ve asgari ücrete dair hayallerini ard arda açıklayan muhalefet partileri var karşımızda. Dikkat ederseniz hayalleri diyoruz çünkü muhalefet partilerinin peş peşe açıkladıkları 3000 TL, 3200 TL, 3300 TL gibi rakamlar o partilerin hayalleri. Onlar için bu rakamlar ulaşılması imkansız rakamlar. Peki biz ne diyoruz? Bizim dönemimizde asgari ücret 10.000 TL olacak. Onların hayalleri bile bizim üçte birimiz etmiyor. Türkiye'de asgari ücret 500-700 TL bandında dolaştığı yıllarda merhum Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş hocamız çıktı ve dedi ki asgari ücret 5000 TL olmalı. Haydar hocanın devrim niteliğindeki bu çıkışı ile Türkiye'de yeni bir süreç başlamış oldu. Artık ok yaydan çıkmıştı ve kimse bu çıkışa duyarsız kalamazdı, kalamadı da. Eğer bugün asgari ücret 2324 TL ise bunun sebebi Haydar hocanın asgari ücret 5000 TL olacak çıkışıdır. Yoksa asgari ücret şu anda en fazla 1500 TL bandında olacak. Vatandaşımızın insan gibi yaşamasını istiyoruz diyen Polat, 10 bin lira yapacağız dediği asgari ücretle ilgili önemli bir noktaya da dikkat çekti. Bizim dönemimizde asgari ücret 10 bin TL olduğunda aradaki büyük artışı, burası çok önemli, İşveren değil devlet ödeyecek. İşveren bugün ne kadar ödüyorsa yine o kadar ödeyecek. Bakın bizim modelimizi Çin ve Rusya kabul etti. Dünyanın en güçlü ülkeleri bunlar. Biz bu ülkeyi Allah'ın izniyle düze çıkartırız. Bunu yapacak her türlü potansiyele, kaynağa ve hepsinden önemlisi inanca sahibiz. Türk İş Araştırması'na göre Türkiye'de açlık sınırının 2447 lira, yoksulluk sınırının da 7973 lira olduğunu ifade eden BTP sözcüsü Emre Polat, biz vatandaşımızı ne açlığa ne de yoksulluğa mahkum etmeyeceğiz dedi. Durum buyken iktidar açlık sınırının altında asgari ücreti, muhalefet ise açlık sınırının hemen üstünü hayal olarak ortaya koyuyor. Biz ise vatandaşımızı ne açlığa ne de yoksulluğa mahkum etmeyeceğiz. İnsan gibi onuruyla yaşayacağı, kimseye muhtaç olmayacağı bir düzeni hayata geçireceğiz. Sayın Genel Başkanımız Hüseyin Başbey ne diyor? Siz bu rakamların hiçbirini veremezsiniz. Neden? Çünkü sisteminiz yok, modeliniz yok. Biz bu işi yaparız. Çünkü bizi bu işin kitabını yazan ve modelini dünyaya kabul ettirmiş Haydar Hoca yetiştirdi. Şimdi dün konuştuk Hasan Bey, bütçe görüşmelerinde siyasi partilerin aslında karşılıklı bir şekilde birbirlerine itham ettikleri nokta şu: siz borç alarak bu ülkeyi batırdınız,
Muhalefet ise diyor ki siz artık finans sorununu, ilişkileri kötü düzeyde yürüttüğünüz için kimse size güvenmiyor. Onun için kimse size borç para vermiyor. Bizim ilişkilerimiz iyi, bize güveniyorlar. Bakın görüyorsunuz biz belediyelerde nasıl düşük faizlerle beraber para buluyoruz, finans sorununu çözüyoruz, borç alıyoruz. Şimdi Bağımsız Türkiye Partisi bugün aslında en yüksek asgari ücret açıklamasını yapan parti konumunda. 10.000 TL vereceğiz diyerek aslında bunu bir sisteme dayalı olarak söylüyor. Peki bunu Profesör Doktor Haydar Baş Bey dünden bugüne kadar biz her programda dile getiriyoruz. Yani asgari ücret vaadini açıklayan partiler kaynak nerede sorusunun cevabını mutlaka ya yazılı olarak ya sözlü olarak ya da efendim görüntü olarak mutlaka yapmaları lazım. Kaynağı nasıl bulacaksınız? Şimdi şu kritik soru var Hasan Bey. Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'nin efendim asgari ücret meselesi, emeklilerin durumu, çiftçinin durumu borç almadan çözülemez mi? Tabii ki. Şimdi biz yani borç almakla çözülemez zaten aslında tam tersi. Yani hiç kimsenin durumu borç alarak çözülemez. Mesela bizim sizin durumumuz borç alarak çözülebilir mi? Yani, asıl soru bu. Evet. Yani şimdi biz öyle bir hale geldik ki borç almak sanki normal, borç almamak anormal değil mi kabul edilmiş? Şu anda toplumdaki en büyük sıkıntı şu. Hani ülkeler borç almadan yaşayamaz diye bir kural veya... Yani vatandaş öyle mi değerlendiriyor? Yani bu siyaset, bu parti borç bulamıyor. Bak bu parti daha düşük faizle borç buluyor. Bu daha mı iyi diye mi değerlendiriyor? Daha da ötesinde düşünülüyor şu anda. Yani borç almadan bir ekonomi yürütülemez mantığı konmuş orada. Yani biz borç almaya mahkumuz. Bu ekonominin bir gereğidir. Anlayışı oturtulmuş. Onun için dikkat edin, diğer partiler hiçbir şekilde biz borç almadan bu işi yapacağız diyemiyorlar. Demek işine de gelmiyor çünkü böyle bir anlayış zaten herkes tarafından kabul görüyor. Bugün gidin en yüksek bürokratından, en efendim memuruna, çiftçisinden, işçisine sorun. Borç almadan ülkeyi idare etmek mümkün mü? Herkes de şu, hayır asla mümkün değil çünkü borç almadan ülke idare edilemez. Bu anlayış yerleştirildi. Dolayısıyla faizsiz ekonomi olmaz. Mantığı da buradan getirildi zaten. Yani faiz neden normalleştirildi? Çünkü borç almak için faiz ödemek gerekir. Bunu da insanlara kabul ettirmek için de faizin normal olduğu, alınmasının çok normal bir şey olduğu, yani faizsiz bir ekonominin olmayacağı görüşünün de anlatılması borç almayla eşdeğer olarak kabul edildi. Şimdi bu asıl anormal olan borç almaktır, borç almamak değil ki. Asıl anormal olan, asıl olağanüstü olan borç almamaktır. Borç almak çok efendim istisnai bir durum olması lazım insan hayatında, efendim ülke hayatında değil mi? Ülke ekonomisi için. Yani siz devamlı borç mu alıyorsunuz? Borç mu? Hayatınız borç bulmakla mı meşgul? Hayır. İnsanlar ne zaman borçlanırlar? Ne zaman böyle bir borçlanma ihtiyacı hissederler? Ya gelirlerini aşan bir yatırım ya düşündükleri zaman ev almak için. Değil mi? Yani diyelim ki İnsanlar eskiden ne yapıyordu? Ev almak için işte kardeşler, aileler toplanırdı, yardımlaşırdı. Borç para verilirdi, altın verilirdi, bir şeyler verilirdi. O insanlar ev sahibi olurdu. Veya Allah korusun bir hastalıkta, adam düşün normal seyrini devam ettirirken hastalık esnasında harcamalar tabii artıyor biliyorsunuz. Sağlık harcamaları borçlanıyor. Veya biri kızını, çocuğunu evlendirecek, oğlunu evlendirecek. Ne oluyor? Ekstradan bir yüke girmiş oluyor. Orada bir borçlanma ihtiyacı hissediyor. Yani bir insan hayatı boyunca 3-4 durumda borçlanma ihtiyacı hissediyordu eskiden değil mi? Hani gelirimiz düşüktü ama. Devletler düzeyinde bu nasıl oluyor yani? Devletler düzeyinde de bu şekilde. Yani bir devlet devamlı borç alarak nasıl hayatiyetini Yani savaştan çıkmış bir ülkenin bile bu kadar borç yüküyle karşı karşıya kaldığını tarih yazıyor mu Hasan Bey? Yani şimdi borç rakamı, yani Türkiye'nin cari açığına, borç yükünün, borç stoğunun artışına bakıldığında çok ciddi rakamlar karşımıza duruyor. Türkiye'nin ödemiş olduğu borç faizi, borcu değil, borcun faizini ödemiş olduğu rakamlar 400 milyarın üzerinde, 400 milyar doların üzerinde. Yani bir savaştan çıkmış bir ülke durumu mu var ülkenin ekonomisinde? Bunu nasıl okumak, nasıl değerlendirmek lazım? Tabii şimdi yani borcu bir ekonomik, bir yöntem olarak, bir metot olarak veya bir model olarak gören hiçbir ülke ayakta kalamaz. Onu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bir şahıs da ayakta duramaz, bir devlet de artı. Sadece hani ayakta durmaması itibarı da kalmaz.
Şimdi devam borç arayan bir ülkenin hiçbir itibarı kalmaz. Diğer taraftan yani öncelikle şunu ifade, borç anormal bir şeydir. Normal olan borçlanmamaktır. İşte Profesör Doktor Haydar Baş bir milli ekonomi modelinde ortaya koyduğu tarz borçlanmama üzerine. Yani biz nasıl olur da bu beladan kurtuluruz? Yani borçlanmadan da bir ekonomi yürütebileceğini, faiz almadan, vermeden de bir ekonomi yürütebileceğini ispat etmiştir. Bu bir ispattır. Dolayısıyla ekonomide efendim şu ana kadar hani gördüğümüz siyasiler içerisinde bir tek Profesör Doktor Haydar Baş Bey milli ekonomi modelinde borçsuz, faizsiz efendim bir ekonomi modelini nasıl inşa edileceğini bize gösteren tek lider olmuştur şu ana kadar. Zaten Milli Ekonomi Modeli kongreleri de hep bu minval üzere gitmiştir. Yani bu temel düşünce üzerine gitmiştir. Yani temel düşüncesi borçsuz Türkiye. Hatta 2002 seçimlerinde de hani borçsuz, vergisiz Türkiye diye hatırlarsanız sloganlar şeklinde yola çıkılmıştı. Ve aynı şekilde bugün yine bunu yapmak mümkündür. Tekrar ediyorum, bu bir algı operasyonudur. Yani borçsuz ülke olmaz, faizsiz ülke olmaz. Faiz, hayır olur. Her ülkenin borcu var, her ülke işte sıkıntı içerisinde. Ne demek ya, o kadar ülke borcu içindeki alacaklı ülkeler de var demek ki. Hani değil mi? Yok, borçsuz ülkeler vardı dünyada. Mesela Libya borçsuz bir ülkeydi, Kaddafi'nin Libya'sı. Çok fazla borçsuz ülke vardı dünyada, halen de var. Oluyor, Avrupa Birliği, mesela Almanya'nın borcu yok işte. Oluyormuş demek. Hani burada Türkiye'nin borçsuz, hatta alacaklı, cari fazla veren, parasının son derece değerli olduğu, son derece kıymetli olduğu, işsizliğini sıfırlamış, hatta eksi işsizlikle, yani dışarıdan işsiz bile getirmek durumda kalabilecek bir ülke olduğunu unutmayalım. Yani Türkiye'nin bu kaynakları var. Bu kaynaklar işletilip devreye sokulduğu zaman gerçekten Türkiye borçsuz, bırakın borçsuz bir ülke, hani çevresine borç verebilecek bir ülke kapasitesi, potansiyeli taşıdığını söyleyebiliriz. Yani ne demek? Yani biz neden borç alıyoruz ki? Neden borç alıyoruz? Buğday ithal edeceğiz, onun için borç alıyoruz. Ama Hasan Bey, Türkiye'nin bütçe görüşmelerinde Türkiye'nin kaynakları konuşulmuyor. Yani i̇şte, bu nasıl değerlendiriyorsun? Yani Türkiye'nin en önemli siyasi partileri yani uzun yıllardır çok büyük oy oranlarıyla beraber mecliste büyük çoğunluğa sahip olan siyasi partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Türkiye'nin kaynaklarından bahsetmiyor. Şimdi tabii ki sorun oradan kaynaklanıyor zaten. Yani böyle bir anlayışları yok. Onların problemi zaten şu ana kadar bu şekilde bir siyaset ortaya koyarak hep başarısız oldular. Bir başarı hikayesi yazamadılar. Türkiye'ye de faydalı olamadılar. Yani esasında şu dediğiniz mevzu şu anki bütün konuşmalarınızı ispat ediyor. Biz borç alarak, faiz alarak bir ekonominin nereye gelebileceğini, hangi uçuruma yuvarlanabileceğini zaten görmüş olduk. Bunu tekrar görmeye gerek yok. Ama biz daha şunu görmedik. Borçsuz bir ekonomide nasıl olur? Kaynaklar devreye sokulduğundan ekonomi nasıl olur? Milli para devreye girdiğinde ekonomi nasıl olur? Biz daha bunu görmedik. Zaten diğerini her gün görüyoruz, yaşıyoruz. Hem fert olarak, hem devlet olarak, hem millet olarak. Yani bunu tekrar etmenin anlamı yok. Zaten görüyoruz. Ya biz anamız ağladı değil mi? Asgari ücret tartışmaları işte 2000-2500 liradan gidiyor. Bakıyorsun borcu olmayan yok, kredi kartları yani borçları ayyuka çıkmış. 2800 lira istiyor disk. Yani tabii. Türkiye'de çok önemli aşırı, bir sendika. En aşırı, en uçtaki. 2800 lira istiyor. 3800 istiyor. 3800 lira istiyor. İYİ Parti 3000 lira istiyor. CHP 3100 lira istiyor. Artık ezberledik. Şimdi yani, hani şunu diyeceğiz. Yani zaten hani yaşadığımız hani bu efendim olumsuz tablolar bu ekonomi modelinin, yani şu anda uygulanan borç ekonomisinin, faiz ekonomisinin efendim sonuçları. Yani bu hani 60 sene böyle gitse de yine değişecek bir şey yok. Onun için hani farklı bir şey denemek lazım. Farklı şey nedir? Borçsuz ekonomi. Bir defa bu olabilir mi, mümkün mü bunu konuşalım. Mümkün. Borçsuz ekonomi mümkün. Para almadan, borç almadan, faiz ödemeden bir finansal model oluşturabilmek mümkün mü? Mümkün. Kaynaklarımızı devreye sokarak, milli paramızı basarak bir ekonomi modeli oluşturmamız mümkün mü? Mümkün. Bu ispat edildi. Bunu zaten Rusya ispat ettiği için ispat etti. Diğer ülkeler de ispat etti bunu. Yani bu hani havada kalan bir hayal, bir şey değil ki. Bu bir gerçek, realize edilmiş. BTP sözcüsü Çin'den bahsediyor, Rusya'dan bahsediyor. Milli ekonomi modelini uyguluyorlar diyor. Yani bu Türkiye'de aslında gündemi alt üst edecek bir çıkış değil mi? Yani Türkiye bu kadar ekonomik zorluk, finans zorluğu yaşarken
bir siyasi parti çıkıp diyor ki yıllardır bunu diyor. Yani yeni söylemiyor. Profesör Doktor Haydar Baş Bey bunu uluslararası programlarda dile getirip Rusya Duma Meclisi'nde dünya benim modelimle beraber ayağa kalktı ifadesi ile beraber aslında Türkiye'de yer yerinde oynaması gerekmiyor mu? Milli ekonomi modelini uygulayan Çin'de bugün yani yapmış oldukları açıklamayla beraber yoksulluk sıfırlandı. Rusya'da yoksulluk sıfırlandı. Bu açıklamalar yapılıyor ekonomi verileriyle beraber. Bunu peki nasıl değerlendiriyorsun? BTP sözcüsünün bu hatırlatması dikkat çeken bir yere tabii, sahip. Tabii yani onlar nasıl yaptı? Bunu borç almadan yaptılar. Borç almadan kendi kaynaklarını devreye sokarak yaptılar. Kendi iş tüketimlerini bir kaynak gibi kullanarak, yani iş tüketimlerini değerlendirerek ve vatandaşlarının ihtiyaçlarını gidererek yaptılar. İhracatı bir ekonomik kalkınma modeli olarak görmediler. İhracat böyle bir şey değil. Bakın, ihracata dayalı büyüme diye bir model yoktur. İhracata dayalı küçülürsünüz. İhracat yapılabilir ama ihracat sadece kendi paranızı hakim kılmak, kendi paranızı diğer ülkelerde dolaşıma sokmak için yapılması lazımdır. Yani eğer ihracatı Amerikan dolarıyla yaparsanız Amerikan dolarını güçlendirirsiniz. Bu ortaya çıktı zaten dünyada. Yani biz düşünebiliyor musunuz? Ben fabrika kuruyorum, işçi çalıştırıyorum, madenlerimi kullanıyorum, yeraltı yerüstü kaynaklarımı kullanıyorum. Ama kimin parasını kurayım? A ülkesinin, Amerika'nın parasını kullanıyorum, dolarını kullanıyorum. Böyle bir cinnet halin var mı? Böyle bir aptallık, böyle bir ne bileyim yani kerizlik diyelim bunu artık yani. Hani var mı ya dünyada? Niye ben peki kendi paramı kullanmıyorum? O üretimi yaparım, Made in Türkiye, Türk malıdır diye yazarım. Made in Türkiye'de değil, Türk malı diye yazarım üstüne. Türkiye'de üretilmiştir diye yazarım. Onu ben Türk parası karşılığı satarım, kendi paramı dünyada hakim kılarım. Niye ben El Alib'in parasını hakim kılıyorum ki ben? Evet. Ya bunun birisi bize izah etsin bunu hadi. Bir de sanki bu normalmiş gibi bize anlatılıyor. Asıl anormal olan, asıl delilik olan bu değil mi? Şimdi düşünün, bakın bir an düşünelim. Kendi malımızı üretiyoruz, kendi işçimizle, kendi ham maddemizle. Üzerine made in, bir de İngilizce yazıyoruz. Ya niye İngilizce yazıyoruz ki? Türkçe yazalım, Türkiye'de üretilmiştir. Ondan sonra bunu satarken kendi paramızı talep edelim. Ne olacak? Kendi paramızı dünyaya hakim kılalım. Niye ben el alem, peki normal olan bu değil mi aslında? Evet. Anormal olan nedir? Ürettiğim ürünü, mesela şöyle düşünün, tabii biz hep dolara alıştık ya. Mesela şöyle düşünün, işte Moğolistan parasıyla değiştirdiğimizi düşünün. Devamlı. Yani o ekonomiye katkı değil mi? Mesela şöyle diyelim, biz ürettiğimiz her şeyi kardeşim sadece Moğolistan parasıyla satıyoruz dediğiniz zaman. Bu kime katkıdır? Biri hemen çıkacak, kardeşim biz Moğolistan'ı mı güçlendiriyoruz diye bir itiraz çıkmaz mı ortaya? Tamam da Amerikan dolarıyla yaptığın zaman niye itiraz çıkmıyor? Evet. İşte Profesör Doktor Haydar Baş Bey buna itiraz etti işte. Kardeşim dedi şu soruyu sordu. Benim fabrikamla, benim işçimle, benim memurumla, benim ham maddemle, emeğimle, üretimimle ortaya çıkardığım güzelim mamuller, işte meyveler, sebzeler, tarım ürünleri neyse işte satılırken neden ben bunu dolarla Amerikan ekonomisine destek olarak yapayım ki? Neden o parayla bunu satayım ki? Yani bu kimse izah edemez ki bunu. Dolayısıyla burada normal olan aslında budur. Anormal olan diğer taraftır. Yani ama tabii bize tam hani ahir zamanda Deccal ateşi suyu ateş olarak gösterecek. Herhalde böyle bir zamanda yaşıyoruz. Çünkü anlatamıyorsun, anlatıyorsun. Normal şeyi anlattığın zaman sanki anormal yani son derece akıl dışı olan şey sanki son derece normalmiş gibi bize anlatılıyor. Bu ama bu paradigmayı, bu algıyı Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey paramparça etti ve farklı bir düşünce sistemini ortaya koyarak bu sistemin yani onların oluşturduğu bu sistemin ne kadar yanlış olduğunu yıllarca bize yanlış yaptıklarını anlattı. Çin bunu aldı. Ve Çin dedi ki ya kardeşim ben de kendi paramı devreye sokacağım. Şangay piyasasında neden borsasında petrol neden dolarla alınıp satılıyor? Ben Amerika'dan petrol almıyorum ki. Petrolü Suudi Arabistan'dan alıyor biliyorsunuz. Çin iyi bir müşteri. Kimden alıyor? İran'dan alıyor. Ben Suudi Arabistan'dan, İran'dan aldığım petrole karşılık neden dolar ödeyeyim ki? Şimdi bu soru soruldu. Sonra ben Çin dedi, şimdi bakın tren işte geçen Türkiye'ye geldi biliyorsunuz. Türkiye'de
mal gönderdi, sonra işte gümrüğe gitti, ay işte Çin'e gitmedi, Halkalı'ya gitti diye şeyler yapıldı. Önemli değil, tren trendir. Yeter ki bir hareket olsun, o da iyi bir şeydir. Şimdi Türkiye'ye, ya diyor ki ben Türkiye'den mal alıyorum. Neden ben dolar ödeyeyim ki? Neden hani şimdi satın aldığım malı karşı bir de neden dolar bulmaya çalışayım ki, düşünün değil mi? Evet. Şimdi bir mal satın alıyorsunuz, o malı satın almak için bir de dolar bulmaya çalışıyorsunuz. Neden dolar bulayım ki diyor, anında sana yuan. Sen de yarın benden bir şey istediğin zaman, benden elektronik eşya isteyebilirsin, cep telefonu isteyebilirsin, o parayı bana geri verirsin. Düşünce bu esasında. Profesör Doktor Adar Başbin ortaya koyduğu düşünce tam olarak bu. Türkiye beyaz eşya satmış herhalde Çin'e. Diyelim ki bir tren dolusu beyaz eşya kaç para ediyor? Atıyorum 100 milyon TL yapsın. Bakın dolar demiyoruz ha, özellikle. 100 milyon TL. Tamam kardeşim. Çin bunu aldı. Bize 100 milyon TL ödedi diyelim ki. Değil mi? TL'yi buldu. Nasıl bulacak o TL'yi? Bize bir şey satarak o da. Diyelim ki bize cep telefonu gönderecek. Biz onu üretmiyoruz. Biz de 100 milyon TL'yi verdik verdik onlara. Onlar da 100 milyon TL'yi aldılar. Bizden cep telefonu değil mi? Sattılar. Sonra bizden beyaz eşya aldılar. Kardeşim kaç para bu? 100 milyon TL olsun atıyorum. Hani rakamlar önemli değil. Var mı elinde? Var. Ah al sana 100 milyon TL. Bitti mi ticaret? Bitti. Oluyor mu? Oluyor. Evet. Hani illaki biz Amerika'ya gidip bize dolar borç verin demeye gerek var mı bunun için? Ya, bu alışverişi yapmak için... Şimdi bu dediğimde hangi bir tane mantık hatası var mı? Şimdi siz diyelim ki ne satıyorsunuz? Şu bardağı satıyorsunuz veya kalemi satıyorsunuz veya saat satıyorsunuz Türkiye'den. Çinli geldi. Kaç para bu saat kardeşim? Çinli de gelse, Arabı da gelse, Acemi de gelse, akıllısı da delisi de gelse saatin fiyatı değişiyor mu? Değişmiyor. Saat kaç para? 100 lira. Kardeşim bundan 10 bin adet ver. Ne kadar? 1 milyon lira. Sana 1 milyon lira nakit TL verse satar mısın? Satarım. Bitti. O da onun karşılığına başka bir şey satar. Bitti işte. Yani bizim dolara ne ihtiyacımız var burada? Hadi biri bize izah etsin bunu bakalım. Çok basit bir soru bu. Yani dolar nereden çıktı şimdi? Nasıl ki Mozambik parasına ihtiyaç duymuyorsak dolara da ihtiyaç duymamamız lazım. De. Tabii şimdi tabii biz bir düşünceden bahsediyoruz. Bakın şimdi bunu uygulayıp uygulamamak siyasi iradenin kararı. Çin siyaseti bunu uyguladı. Ne oldu? Kaybetti mi? Bir dakika. Çin kaybetti mi? Kazandı mı? Kazandı. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip. Tamam işte demek ki başarılı oldu. Biz de başarılı olabiliriz. Demek ki sistem çalışıyor, model çalışıyor. Yani bu kadar hani aklımızı başımızdan alacak. Ne yaptık ya? Ne yaptık? Yani aklımızı bir kenara koymuşuz. Şimdi şu dediğimiz şeyler ekonomide tartışılması lazım. Düşünün, mal bizim, ham madde bizim, işçi bizim, toprak bizim, güneş bizim, ay bizim, her şey bizim. Ama gel gör ki mal sattığımız zaman dolar gidip bulmaya çalışıyoruz. Hem mal alıyoruz, hem gidiyor dolar bulmaya çalışıyoruz, hem borç alıyoruz. Evet. Hani diyor ya Profesör Doktor Adar Başbey kasam. Aslında onun bir anlamı da o. Çünkü siz mal almaya alıyorsunuz ya. Yani bir mal almaya çalıştığınız zaman, ithalat yapmaya çalıştığınız zaman dolar bulmak zorundasınız. Doları nasıl buluyorsunuz? Borç alıyorsunuz. Aslında kendi paranızın karşılığında onu kullanmış oluyorsunuz demektir o. İşte sizin paranız tercüme para oluyor. Evet. Hasan Bey bitirdik. Programımızın sonuna geldik. Yani milli ekonomi modelinin uygulamalarını Türkiye'nin tercih etmesi gerekiyor. Biz ifadeniz çok yerinde bir ifade. Biz bunları söylemekle mükellefiz gazeteciler olarak. Tabii bu gerçekleri analiz etmekle mükellefiz. Millet bunu tercih edip siyaset bir siyaset belirler. Tabii. Siyaset bunu tercih edip Türkiye'nin ekonomisiyle alakalı bir politika üretir. Çok sağ olun. Bitiriyoruz sayın seyirciler. Avrupa Birliği, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ekonomi ekseninde bugün parantez programını gerçekleştirdik. Yarın yeniden karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın efendim.